Evet, saygıdeğer Karabük'ün basını hoş geldiniz. Partili arkadaşlarımızla beraber bizim bugünkü basın toplantısının birinci amacı. Partimiz 14 Ağustos 2001 yılında kurulmuştur. Ve şu anda AK Parti'nin hem Karabük'e hem hizmet olarak da 14 yıldan beri bu memlekete hizmet etmekteyiz. Ve hizmetimizin de ne kadar hem ülkemiz için hem milletimiz hem Karabük için ne kadar önemli olduğunu bugünlerde daha iyi görüyoruz. Çünkü şu anda ülkemiz yeni bir seçimden çıkmış ama koalisyon sürecini bir türlü oluşturamayan hükümetten dolayı da iktidarın nimetlerinin ve tek başına iktidar olmanın nimetlerinin halkımız anlamında ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyoruz. Çünkü 13 yıldan beri, 14 yıldan beri Türkiye'ye ve ülkemize hizmet eden AK Parti'nin hem Karabük'e, hem ülkemize, hem de dünyadaki ecdadımızın yaşamış olduğu bütün memleketlerde ne hizmet yaptığımızı, nereleri imar ettiğimizi hepimiz görüyorsunuz. 81 ilin 81'ine de hizmet eden bir AK Parti. Karabük'ün toplam 60 senede gelen yatırımını 13 senede Karabük'e getiren bir AK Parti. Bugün Balkanlardan Kırım'a kadar, bugün Türkiye Cumhuriyetlerinden Orta Doğu'ya kadar bütün bulunan Osmanlı topraklarının üzerinde bulunan ecdadın yaşadığı her yere hizmet getiren bir AK Parti. Biz ülkemize hizmet etmek için varız. Biz ülkemize hizmet etmek için elimizi, gövdemizi değil, başımızı dahi bu ülkeye hizmet etmek için gövdemizi, başımızı ve elimizi, her yerimizi koyuyoruz. Ama maalesef biz isterdik ki ülkemizde şu anda milletimizin sandıktan çıkardığı koalisyon kararından sonra muhalefet partilerin de biz başını gövdesini değil elini taşın altına koymasını arzu ederdik. Ama maalesef görünen o ki 22 Kasım'a doğru bir seçime gidiyoruz. Biz Karabük AK Parti olarak teşkilatlı olarak seçime hazırız ve milletimiz de şu anda AK Partisiz bir ülkede hükümetin kurulmayacağını anladığı için biz bundan sonraki süreçte milletimizin daha kadir şinas düşünerek oyunu vereceğine de inanıyoruz. Biz ülkeyi yönetmek için varız. Biz muhalefet olmayı hiçbir zaman arzu etmeyiz. Birileri de yalnızca muhalefet olmayı arzu ederse buyursunlar onlar muhalefet olmayı arzu etsinler. Biz iktidar olmak için bu milletin önüne geliyoruz ve önüne de gelmeye devam edeceğiz. AK Parti bu millete de, Karabük'e de, ümmete de ve dünya mazlumlarına da hizmet etmeye devam edecek. Durmak yok, yola devam diyoruz ve her şey hem Karabük için hem Türkiye için diyoruz. Ve ben geldiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizim teşkilatlarımızda şu anda bütün her şey zaten taşlar yerine oturmuş vaziyettir. Zaten yeni bir seçimden çıktık. Bütün teşkilat kademeleri, ilçelerde dahil olmak üzere seçime hazır vaziyetteyiz. Biz zaten sahadayız, meydandayız. Teşkilatlarımız çalışmaya devam ediyor. Ve önümüzdeki haftadan itibaren de teşkilatlar Karabük'ün bütün her yerinde ve ilçelerine dahil olmak üzere çalışmalarımızı da hızlandıracağız. 22 Kasım demiştiniz. Hani öyle görünüyor. 22 Kasım gibi yorumluyorlar. Kesin bir tarih yok. Yani 3 ay olursa diyorlar 22 Kasım ya da 15 Kasım gibi ikisinden bir tanesi uyuyor. Biz de seçime hazırız diyoruz. Tabii kalan süre 9 günlük. Bu kurulma aşamasında Sayın Başbakan'ın tarih vermedi. Son güne kadar çalışmamız devam ediyor. Tabii son güne kadar çalışma devam ediyor. Dün CHP ile şey yaptı. Herhalde büyük ihtimalle MHP ile tekrar bir zemin yoklayacaklar. Ama görünen o ki açıklamalara göre pek de MHP ile de kurulacak gibi görülmüyor. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin kademelerindekiler ülkemizi düşünerek de kendi kırmızı çizgilerini düşünerek yeni bir yol haritası çizerler, milletimizin önünü açarlar diye düşünüyoruz. MHP'den büyük olasılıkla sanırım seçim hükümeti desteği istenecek. Çünkü ilk görüşmelerde... Bu genel merkezindeki başbakanımızın ve genel başkan yardımcılarımızın direktifleriyle devam edecek. Ama şu anda hem kamuoyunda hem de Sayın Başbakanımızı da dinlediğimiz zaman sanki seçime doğru gidiyoruz gibi bir görüntü hasıl oldu. Biz de zaten söylüyoruz, teşkilatlı olarak biz seçime hazırız diyoruz. Sanırım bir problem şuradan kaynaklanacak. AK Parti kurulduğu günden bu yana en çok aday adayı sayısı AK Parti'nin içerisinde ve adayların belirlenme süreci de uzun sizde. Böyle geniş zamana yayılmaktaydı. Zaman kısa. Yeni seçimden çıkıldı. Adaylık belirleme sürecinde genel merkeziniz tarafından bir
anlatımda bulunduğum bir başkanlık toplantısında siz bir başkan olarak eski bir uzun yıllardır da siyaset yapan bir olarak nasıl bir yol izleyeceğini düşünüyorsunuz? Şu anda bu erken seçim değil, tekrar seçim gibi oluyor. Bu anlamda da tabii genel merkezimiz bu sefer aday adaylı sürecini biraz farklı bir statüde devam edecek. Yani eskisi aday adaylı süreci gibi süreci olmayacağını görüyoruz. Şey anlamadım, yani tekrar aday derken aynı listeyle mi seçime gidiyor? Tabii bu genel merkezin kararı. Yani bazı yerlerde değişir, bazı yerlerde değişmez. Ama burada tabii en önemli kıstas şu, partimizin seçimi kimle kazanılabileceği anlamında. Bununla ilgili de genel merkezimizin il il bütün alınan raporlarla ilgili çalışmalar bitmiş vaziyette. Bununla ilgili hangi ille, hangi kriterle, hangi statüde devam edecekler bunların hepsini belirlemişler. Ama büyük ihtimalle erken seçim tabii paylaşılıyor ama en erken seçim kararı aldıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşılır. Şimdi tabii memleket tabiri caizse yanıyor bir şekilde. Özellikle Güneydoğu'da hele de böyle bir atmosferde doğru bir seçimin yapılabileceğine o bölgelerde inanıyor musunuz? Şimdi Güneydoğu Anadolu yani bölgesinde daha fazla tedbir alınacağını biz zaten öngörüyoruz. Bunu da il başkanları toplantısında da konuşuluyor. Şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesindeki arkadaşlar baktığınız zaman PKK'nın artık öyle çok böyle ağır bir şekilde mesela 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 100 kişiyle saldırabilecek bir gücü kalmadı. Artık bundan sonra kalleşçe, haince, adice, şerefsizce yapacakları provatik eylemler ve bu şekilde gerilla dedikleri, tabir ettikleri şekilde bunun eylemleri yapabilirler. Onların işi o ama Türk devleti ve Türk ordusu her zaman için güçlüdür ve bunlara da pabuç bırakmaz, pabuç bırakmadığını da görüyoruz. Onlar istedikleri kadar buradan bağırsınlar, istedikleri kadar bunu yapsınlar ama biz tabii yüreğimiz yanıyor şehitlerimizi gördüğümüz sürece. Cenab-ı Hak onların makamlarını cennet etsin. İnşallah bizleri de şefaatlerinden nail eylesin diyoruz. Ama kanları yerde kalmayacak, hesabı ağır sorulacak ve soruluyor da yani. Tek başına çıkar bu seçim. Ben çıkacağına inanıyorum. Çünkü koalisyon süreçlerinde şunu görüyorsunuz. Yani koalisyon sürecinde hükümet kurulamayınca kurulan hükümet nasıl yürüyecek? Onun için ülkemizdeki insanlar bunu iyi hesap etmeli. Çünkü biz iktidara gelmek istiyoruz. Ama partilere diğerlerine baktığınız zaman şu anda HTP diyor ki seçime gitmeyelim. Niye? %10'un altında kalabilirim. Çünkü almış oldukları, Türkiye'nin birçok yerinden almış oldukları sanatçı kisvesi altında, efendime söyleyeyim iş adamı kisvesi altında olup da AK Parti iktidara gelmesin diye bu ülkeye ve bu millete ihanet edenler, HDP'ye oy verenler ellerini şimdi vicdanla değil, ellerini kanun içine koydular. Bunlar iyi hesap edecekler bundan sonra. Ve bu ülkede AK Parti düşmanlığıyla PKK'nınla kol kola gezenler, bu ülkeyi ihanet edenler bu millette iyi hesap edin. Biz bu millete hizmet ediyoruz. Ama bu ülkenin kaymağını yiyip de tutup da HDP'yle, bugün DHKPC'yle, PKK'yla kol kola girenler bu ülkede hesap verecekler. Çünkü bu konuda onların da payı var. Biz o anlamda da diyoruz ki HDP şu anda diyor ki biz barajı geçemeyiz, erken seçim olmasın, koalisyon kurulsun. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi zaten hiçbir zaman iktidar olmayı düşünmüyor. %16, %18. Cumhuriyet Halk Partisi ömründe zaten %30'u geçememiş. O zaman burada AK Parti'den başka bu ülkeyi yönetmeye çıkan, talip olan hiçbir parti yok. Milletimiz de bunu böyle takdirli milletimize ait. Ve ben milletimizin bu seçimde elini vicdanına koyarak şu anki ortamı da görecek ve ülkemizdeki 13 yıl, 14 yıllık da kazanımı görerek ona göre gidip sandıkta oyuna vereceğine de inanmıyorum. Karabük'te bir değişim olur mu sizce? O genel merkezimizde yapılacak istişarelerle mi? Daha o konu erken. Tabii genel merkezimiz illerle ilgili bütün dosyaları, bütün çalışmaların hepsini yapmış. Yani Karabük'te tabii yalnız bize değil, sivil toplum örgütleri. İsim anlamı yani, bir AK Parti. Ben Karabük'te 2-0 olacağımıza eminim. Çünkü halkımız şunu görüyor. Yani AK Parti şu anda ülkeyi yönetmek için talip, birileri de muhalefet olmak için talip. Sen Durmuş Yalçın'ın milletvekilliği kariyerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz bir siyasetçi olarak sürekli geziyor? Tabii o da Karabük'te halkımızın vermiş olduğu oylarla seçildi. Ama kısa olması tabii takdire, Cenab-ı Hakk'ın takdiri öyleymiş diyeceğiz. Ama erken seçim. Erken seçimde de Durmuş Bey'in 6 aylık bir milletvekili bir olmuş oluyor. Tabii biz kendisini seviyoruz, arkadaşımız, dostumuz ama bazı şeyler nasip kısmettir.
6 ay gibi bir kısa süre milletvekili adaylığı nasip olmuş olacak. Biz erken seçimde 2-0 olacağına eminiz. Halkımızın şu anda Karabük'teki ve Türkiye'deki görmüş olduğu şu anda bir koalisyon süreci var. Bugün koalisyonu 13 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuk şu anda 26, 27, 28 yaşında. Koalisyonun ne olduğunu bilmiyordu, şimdi öğrenmiş oldular. Şimdi öğrenmiş oldular, koalisyon demek istikrarsızlık demek. İstikrarsızlık demek her zaman için ülkede kaos demek. Görüyorsunuz, dün koalisyon kurulmadı kararı çıkınca hemen dolar fırlıyor, ekonomi çekiyor. Demek ki bu 13 yıllık AK Parti iktidarının nimetlerini herkes elini vicdanına alacak, ona göre tartacak. İdeolojik bakmayın, ülke sevdası olarak bakın bazı konulara. Şimdi benim anlayamadığım bir şey var burada. Durmuş Yalçın'ın aday gösterilemeyeceğine mi inanıyorsunuz? Yoksa bu ikisi hayır, ben biz AK Parti yani istikrar şey alacağımız sen, için diyorum. Ben o MHP'li karışmam. Hayır hayır, o bizi ilgilendirmiyor. Çıkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili derim, onların işi. Biz Durmuş Bey şu anda milletvekili, tekrar aday olabilir. Ama biz burada AK Parti olarak 2-0 yapacağımızı söylüyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç işleri o, kendilerinin için. Genel merkezin yaptığı anketlerde Karabük'teki şu anki durum nedir? Yani oy oranı yüksek. Yani geçtiğimiz günlerde mesela Ankara'yı başkanlıktan 5 kat attı. Yani düşman arttığı yönde. Türkiye çapında yüksek şu anda. Tabii bu anketler daha erken arkadaşlar. Yani bu erken seçim kararı alındıktan sonra yapılacak olan önemli olan. Ama ben Karabük açısından baktığımız zaman da Karabük halkının da gördüğüne inanıyorum. Koalisyon sürecinin ne olduğunu insanlarımız unuttu ve şu anda öğrenmiş oldu iki ayda. Ve koalisyon sürecinin hem Karabük hem ülkemize ne zararlar verdiğini de gençlerimiz de öğrenmiş oldu. Şimdi 26, 27, 28 yaşındaki gençlerimiz koalisyonda öğrenmiş oldular. Bu anlamda ben insanlarımızın ideolojik anlamda değil, elini vicdanına koyarak hareket edeceğine inanıyorum. Çünkü ülke bizim. Biz ülkemiz adına, biz elimizi değil, biz gövdemizi değil, biz başımızı bile bu ülke yönetme uğruna koyduk. Ve bundan da geri dönüşü yok. Teşekkür ediyorum. Rica ederim arkadaşlar.